Basak Mahallesi, Karaboğaz Göleti. Çıldır Gölü'nden hiçbir fark kalmamış. Dolmuş şu anda göletin üzerindeyim. Gerçekten en az 15-20 santimetre kalınlığında buz var. Harika bir görüntü. Gerçekten de geldiğimize değdi. Evet, şu anda göletin üzerindeyim. Yaban hayvanları için buraya annemin özel olarak hazırladığı yumurta, süt, tereyağı karışımıyla yaptığı, bizim de tabirimizde gilikleri bıraktık. Kimle geldiğimi soracak olursanız, evet, her zamanki gibi Özgür Yıldırım baş rolde yer alıyor. Bu sefer Bülent Ecevit, bize katılan diğer yoldaşımız. Evet, geldik. Kahvaltımızı yaptık. Evet. Özgür, nasıl manzara? 10 numara hocam. Değil mi? Yerde buz. İçine düşmezsek tabii. Var mı öyle bir şans? Yok, bayağı kalın. Yani 15-20 santimetre var benim tabirime göre. Sığ yerlerinden birisi burası, yine de dolmuş. Bülent Ecevit. Efendim hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, teşekkürler. Nasıl bir yolculuk geçti? Güzel. Sen kaç kilosun Ecevit? 130. 130 kiloyla göle batmadın yani. Batmadım. Demek ki buzun kalınlığı oldukça fazla Özgür. Ne diyorsun bu işe? Evet. Evet, kabul etmiyorum, böyle üstüne çıkmayız diyorum ama. Nasıl çıkmayız abi ya? Geçeninden tecrübemiz var. Salinoğlu Hasan'ın, Ersin Muhtar'ın, Kara Hüseyin'i kulaklar için nasıl? İlk denemeyi onlar yaptı geçen yıl. Evet, ilerliyorum buzda. Arkadaşlar beni kollayın. Dikkat edin. Beni kollayın, takip edin. Bak şu anda göletin ortasına geldim. Şu anda göletin ortasına kadar geldim. Burası balıklandırma yaptığımız gölet. Gerçekten harika bir manzara. Kayak yapılabilir. Terk ettim sulamı da gülsün oynasın ama. Gitmedim üstümden onun gölgesi. Kaybettim yurdumu da gülsün oynasın ama. Aman yansın, yansın, da o dağlar yansın. Aman yansın, yansın, da o dağlar yansın. Servette gözüm yok, da hep onun olsun. Dünyada gözüm yok, da hep ona kalsın. Karsız, dumansız, hoyrat gibi kırdı dalım zaman zaman.